Ne zamanki siyaset STK'ların içine girdi ve STK'lar içerisindeki bu Malatya hemşehrilerimize ve Malatya STK ve Malatya üyelerine ve Malatya'nın birliğine ciddi anlamda sıkıntılar verdi ve zarar verdi. Malatya iki başlıklı olmaz. İki başlıklı Malatya olduğu zaman Malatya büler. Malatya'yı kutuplaştırır. Milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın burada olması gerekiyordu. Bu kutuplaşmayı artık bitirmemiz gerekiyor. Bu da STK'ların elinde. Malatya'nın her türlü görüşü ve her türlü düşünceyi kendi içinde barındıran bir sivil toplum örgütleriyiz. Onun için eğer bugün kalkıp da bir siyasi partinin görüşünün içerisinde olan yahut da onun içinde temsilcisi olan bir insan gelip bir STK başına geçerse bu Malatya'ya zarar verir, STK'larına zarar verir. Şahsım adıma bugün çok üzgünüm. Niye diyeceksin? Ben bugün Malatya tanıtım günlerin ve bugünkü açılışın bütün Malatya renklerinin burada olması gerekiyordu. Ama maalesef bir tane sivil toplum örgütü öbür tarafta Malatya tanıtım günleri yapacak. Bir tanesi burada yapıyor. Böyle bir şey olamaz. Hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz. Evet, Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz gelmiş olsaydı burası daha farklı bir katılım olur. Buradaki aracınızla herkese sesleniyorum. Lütfen Malatyalıları unutmayın diyorum. Bak bizi unutmayın. Sanatçıya düşen nedir? Halkın aynası olmak. Halkın sıkıntılarını dile getirmek. Halkın aynası olmak. Dernek başkanlarımıza ve STK başkanlarımıza düşen de bunlara çözüm üretmek. Bunu yaparken de ön plana çıkma gayreti olmamalı yani. İşte ben yapayım, ben edeyim değil. Hep birlikte bir şeyiz. Tek başımıza hiçbir şeyiz. Yani şöyle söyleyeyim. Biz birlikte güçlüyüz. Ağır zamanında siz gurbetin çocukları, Malatya'da sılanın çocuklarına ekmek oldunuz, tuz oldunuz, soba oldunuz, ateş oldunuz, yürek oldunuz, yüreğinize sağlık demeye geldik. Onun için bu yıl Malatya etkinlikleri bambaşka. Bu yıl Malatya buluşmaları bambaşka. Festival yapmıyoruz, şenlik yapmıyoruz, buluşma yapıyoruz, gönül yoldaşlığı yapıyoruz, kardeşlik yapıyoruz, bacılık yapıyoruz ve sizin için burada olacağız. Evet, çok dert yanacağız, çok dertleşeceğiz. Belki de siyah giyinmiş ablam gibi ağlayacağız. Şu anda görüyorum ağlıyorsun. Memleketin gözünün önünde geldiği için ağlıyorsun. O günün acılarını yaşadığın için ağlıyorsun. İnsan olduğumuz için ağlıyoruz. Eğer insansak ağlamayı da bileceğiz, gülmeyi de bileceğiz, kucaklaşmayı da bileceğiz ve birlik olmayı da bileceğiz. Bugün burada birlik olacak, kardeşlik olacak ve Malatya olacak. Gönlünüzde olun ve hep sizinle olacağız. İsmail abi hoş geldin Olimpiyat TV. Alkışlar Malatya Sırık Zekir'de.
Teşekkür ediyorum. Beğendik mi grubu? Az geldi. Bana sanki beğenmediniz gibi geldi. Teşekkür ediyorum. Efendim, Melita Sıra Gecesi ekibi olarak bizden sizlere en kalbi duygularla selamlar, saygılar, hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Altıncısı düzenlenen Malatya günlerine hoş geldiniz. Emeği geçen başkanlarıma, Başkan Halife Başkanıma ve değerli başkanlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri sizlerle buluşturdukları için. Şimdi bireysel olarak eser okuyacağız. Önce sevgili arkadaşlarım kendilerini tanıtarak sırayla herkes istediği eseri okuyabilir. Bayram Poyraz. Söylediniz adı. Ben Malatya Püdürgeli Bayram Poyraz. Al yeşil giyilmiş aynı tonda. Serkan kardeşim dedi ya, aynı zamanda herkes kendi branşında solisttir. Onun için bir de böyle bir fasıl geçelim. İkinci sen sor. Salınıp giden o yavrum, oyuna bak.
Oh.
Ayağınıza sağlık. Nasıl? İyi gidiyor mu? Güzel mi? Teşekkürler Vahlacığım. YouTube'da izleyebilirsiniz Malatya'nın fethi. Evet. Şimdi Kamer Kars'a geldik değil mi? Atan abi hoş geldin. Değerli Atan abi. Benim eski patronum. Hoş geldin. Ellerinden öpüyorum. Kendisi Malatya'dır. Oh,
teşekkür ediyorum. Dokunur yar canıma, sitemlidir sözlerin, yar yar dokunur yar canıma. Öyle küskün bakma yar yar yar, dargın mısın sen bana? Yar yar senden başka kimi var? Yar yar kurban olan ben sana. Toplanan yüklükünün ve hala devam eden zerzelerin acılarını
yanlış olunca bizi göz yaşarmış o. Şimdi ve onun hakkı olacaktır. Konuşmanın başında konuşun verilmiş. Size gelen İsrail'in sakinlik verilerekten başka çaresiz kalıyoruz. Fransız garip Medine demişti. Bu tükler çıkmış olmalı. Bu kadar kırık, bu kadar yollara doğranlara nasıl yiyorlar? Nasıl sağlıklar içerisinde Türkiye'nin 11 şehrine bu kadar kırıklar? Çünkü biz nezih bir milletiz. Çünkü biz iyiliklerle yorulmuşuz. Çünkü biz seçkin insanlarız. Bizlere tahsis eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız tabii ki Ekrem İmamoğlu'na da vermiş olduğu destekler adına teşekkür ediyorum. Bir alkışla Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu'na göndermiş olalım. Bu alanda vermiş olduğu bizlere büyük destek için. Evet. Organizasyonumuz tabii ki başladı. Sen gezdin mi standları Necdet abi? Ben bugün gezdiğimde standlar çok şeydi. Çok düzgün dizmişler ve pırıl pırıldı. Böyle yiyecekler falan da çok güzeldi. Esnaf da çok heyecanlı. Yani şeyi güzel dizmişler. Ambiyans güzeldi. Çok güzel içerisi. Vallahi gitmeyenler varsa mutlaka alışveriş yapmadan gitmesinler. Her şey Malatya'dan gelmiş ve taptaze. Eyvallah. Yani tabii mutlaka köyünüzden, kentinizden diyor ya emminizin, bibinizin, halanızın, dayınızın, annenizin, ananızın gönderdiği ürünler kadar belki olmaz onun tadı ve lezzeti kadar ama yine eğer hasretiniz varsa hasret gidireceğiniz yerler vardır. Sen şanslısın tabii. Sen Malatya'da sen sıcak ekmeği, tırnaklı pide yiyorsun. Peyniri de yiyorsun. Çökeleğin de geliyordur. Evet, bol tozlu. Bol olsun, olsun. Ona bile hasretiz. Bol tozlu yiyoruz bu aralar. Ama olsun. Memleketin tozu bile benim için önemli. Ben o memleketin tozlu yollarında ve topraklarında ve sokaklarında büyüdük hepimiz. Birçoğunuz. Köyde, kentte. Evet. Bakıyorsunuz birçok yerde gelmiş yeni nesil birçok şeyi bilmiyor. Domatesin, biberin, tereyağının, peynirin nasıl geldiğini, hangi emeklerle geldiğini bilmiyor. İnsan üzülüyor. Hep paylaşırlar ya, evinde tabii besleyecektir. Kedi köpek besliyorlar mutlaka. Evcil hayvan besleyenler vardır, saygı duyarız ama kendisine süt veren, kendisine peynir veren hayvanları da böyle onların kokusunu aşağılayan insanlar var. Böyle onlara söz söyleyenler var. Dedik ya bizim hamurumuz orada. Biz tozlu topraklarına geldik, sokaklarına geldik. Biraz enkaz tozlarıyla boğuşuyoruz. Zaten görüyorsunuz söylemeye gerek yok ama ne yapalım? Bir şekilde o kalkacak. Biraz sonra İbrahim Hocam gördüklerini sizinle paylaşacak. İbrahim Hocam biz Makon ve Mastöb'ün bu programını farklı bir hale getirdik. Dedi ki her güne bir bilim insanı, dört güne dört bilim insanını getirdik. Malatya'dan getirdik. Onlar burada yarımşar saat söyleşi yapacaklar. Depremi, binaları anlatacaklar, kültürünü anlatacaklar. Malatya'nın kadimini, gelmiş geçmişini anlatacaklar. 7000 yıllık Aslantepe'den bugüne kadar, Melita'ya kadar uzanan bir kültürü anlatacaklar. Üst üste koyarak hangi medeniyetlerin nasıl yaşadığını ve son bize teslim edilen emanetin şu an bizde olan halini anlatacaklar. Asrın felaketi dedik. Aslında asrın felaketinden çok daha ötesi. Hemen söyleyeyim. Biraz ilgi alanıma girdiği için söylüyorum. Nemrut bölgesini falan çok bildiğim için söylüyorum. 3000 yıllık orada Adıyaman ve Pütürge'nin arasında bulunan o topraklarda biliyorsunuz o zamanlardan kalan eserler var. Karakuş Tepesi'ni bilirsiniz. Oradaki sütunlar var. 3000 yıl milattan önce 2000 yılda bugün etti 5000 yıl. 5000 yıldır Karakuş Tepesi'ndeki sütunlar devrilmemiş. Bu depremde devrildiyse bu deprem 5000 yılın en az depremidir. Bırakın asrın felaketini, binlerce yıldır belki böyle bir deprem yaşanmamıştır. Onun için yine hamdolsun, yine şükürler olsun, yitirdiğimiz canlara rahmet olsun ama gerçekten o depremde taş üstüne taş kalmayacak şekildeydi ve çok şiddetliydi ve defalarca 60 bin defa sarsıldık. 60 bin defa bir adamı sallarsanız beyni gider, aklı gider. Sen uykuda mıydın Necdet abi? Uykuda mıydın, ayakta mıydın? Ben çok okuyan, yazan birisiyim. Ben dersime iyi çalışırım. Ben televizyoncuyum ama televizyon izlemiyorum. Yani mümkün olduğu kadar çok kitap okuyorum. Ben tam notlarımı alıyordum, bitirmek üzereydim. Bir kitap yazıyorum kısmet olursa, onu bitirmek üzereydim. Son şeylerimi yazdım, kitabımı bir su içeyim dedim. Tam kalktım mutfağa gidecektim ki
bir anda inanılmaz bir uğultu ve o akşam önce uğultu mu geldi abi? Önce bir gürültü, uğultu geldi. Ondan sonra sarsıntı böyle biraz bekler gibi oldu. Sonra bir daha vurdu. Hiç huzursuz oldun mu o dakika içinde? Yani deprem gelmeden o 10 dakika, 20 dakika önce huzursuzluk var mıydı? Yani sen de dışarıda, sokakta... Bende kedi damarım var? Kedilerde oğlum yani. Yok, var mıydı yani öyle bir huzursuzluk? Yok, hayır. Mahallede bir ses var mıydı? Yani ben herhangi bir... Hani genelde hayvanlarda varmış. Şöyleydi, inanılmaz bir kar yağıyordu. İnanılmaz bir soğuk vardı. Fakat kar yağdığında biraz puslu olur. Bizim, ben biraz Çeşmik'te oturuyorum tepede. Tepeden baktığımda Karakaya Barajı ta Yazan'dan Arguvan'a kadar gözüküyor. O bölgeyi görüyorduk. Normalde puslu olur ama ben tamamen görüyordum. Yani şeffaf bir hava vardı, enteresan. Ama işte onu yaşadık. Tabii hemen koştuk, kameramızı aldık, başladık. İşte öğlen depremi ardından bir daha işte unutulmaz. Evet. Çok oraya da gömülmeyelim. Acılarımız çok. Peki. Biraz önce tabii sen İstanbul'a gelen Malatyalılardan bahsettin. Gurbetin çocukları Malatyalılar. Gerçekten buradan, hatta şurada döndüğümüzde ileride Eminönü. Bu tarafta mı kalıyor? Bu tarafta. Eminönü ve orada Gürünhan ve Tahtakale, Küçük Pazar, orada bekar odalarında kalanlar ve hanlarda hamallık yapan dedelerimiz, babalarımız, tek odada kalıp bir bulgur pilavına kaşık sallayan atalarımız, baktığınızda işte dediğin gibi abi kaldığı hanları, o senerinde uyuduğu hanları satın almışlar. O gurbetin çocukları Malatyalılar hiçbir zaman da Malatya'yı unutmuyorlar. Ne olursa olsun, ne olursa olsun, ne kadar çok para kazanarak kazan, bakın burada birçok iş adamımız var ama hepsi burada Malatya için şu anda oturuyorlar ve bekliyorlar. Yani Malatya belki bizden sonraki jenerasyon, sen nasıl görüyorsun bilmiyorum. Yani Malatya'ya bu kadar bağlı olurlar mı Necdet abi, yoksa sen Malatya gençliğini nasıl görüyorsun abi? Kültürüne, örfüne, adetine bizim atalarımız gibi sahip çıkacaklar mı? Vallahi ona kefil değiliz. Gelecek nesiller nasıl yapar bilmiyoruz. Bak Aykut hemen kafasını salladı. Ben eşik olup başka bir gün dedi. Bak ben uğraşıyoruz. Ekibimiz burada. Şimdi şöyle, eğer ana kademedeki derneklerin, yani yaşı dolgun olduğunu olanlar, kuranların kalabalıkları gençlerden fazlaysa demek ki işini yapmıyor gençlik kollarının. Normalinden iki kat olması lazım. Doğru mu? Var mı Aykut? Nasıl durum? Geçen sene yanındaydık. Röportaj yaptık. Ha, röportaj yaptınız. Kütüphane açılışına gitmiştik. Evet. Eyvallah. Teşekkür ederim. Peki şu anda senin üyen kaç? 15 gün önce gençlik kolları başkanımız artık Murat kardeşimiz oldu. Murat mı oldu? Hayırlı olsun Murat. Duyurmuş olalım. Murat Eren. Peki Murat Eren. Hayırlı olsun gençlik kolu başkanımız. Nüfusumuz ne şu anda, genç nüfusumuz? Size kayıtlı olan? Mastur yok mu bakalım? 350 üzerinde şu an. 350 üzerinde. Yeterli mi? Yoksa az mı? 350 kişiyle sadece çift kale maç yapılır. Ama daha çok olsun. İnşallah. Allah bereketini artırsın. Biz canlı yayın yaparken Ahmet Başkanım, Ahmet Güler Başkanım'la röportaj yaptığımızda dedi ki biz geldik ama Ali Karadoğan Başkanım'la dedi. Çocuklarımızla birlikte geldik dedi depremden sonra. Şimdi yeni nesil, eğer anneler, babalar gelecek kültürünüzü, geçmiş kültürünüzü gelecekteki nesillere aktarmazsanız, onlara söylemezseniz, onlara anlatmazsanız, onların kulağına ninler olarak söylemezseniz, onların bir haber olurlar. Peki onların işi zor değil mi Necdet abi? Bir de öyle düşün. Yani bizim geldiğimiz şu an yaş itibariyle onların bulunduğu teknoloji bu kadar çamur olmuşken ve onların da işi gerçekten çok zor değil mi? İşte benim meselem, her meselenin başı. Ben bir genç istiyorum, gençlikte köprü başı diyen Necip Fazıl'a rahmet olsun. Gençlikte her meselenin başında köprü başı olacak gençlere yetişmek lazım. Bilemiyoruz, tereddütlerimiz var, sıkıntılarımız var. Yeni neslin avucumuzun içerisinde nasıl kayıp gideceğini bilemiyoruz. Çocuklarımızın kefili olamıyoruz. Bozulmuş bir dünyada elimizin altında ve cebimize aldığımız bir alete nasıl mahkum olacaklarını bilemiyoruz. Kalabalık İstanbul şehrinde birbirini kaybetmiş amca çocuklarının belki de birbirlerine yolda geçerken kaldırımda omuzlarının birbirine değdiğinden haberleri olacakları günü bilemiyoruz. Bilemiyoruz çünkü tereddütümüz var. Bu da sizin elinizde. Kültürünüzü, geleneğinizi, göreneğinizi, yaşadığınız ve var olduğunuz ve var olmaya bugüne kadar sizi var eden nesillere aktardığınız her şeyinizi, atalarınızın size aktardıklarınızı siz de aktaracaksınız.
yükünüz ağır. Öyle diyor ya, meşhurdur. Keko dilimi yame, dilimi yame. Derdimini derdi gırame. Va derda ne cinnane, ne perane, ne alimun, ne hucane. Derdimi gırane. Bizim derdimiz belki büyüktür. Belki geleceğe ait umutlarımız biraz şey olabilir ama yeni nesil başaracaktır. Bu ülkenin topraklarında yeni nesilden umudumuz, mutlaka onlara güvenin. Onların elinden tutun, onları hor görmeyin. Onları anlayın, onlarla arkadaş olun, onlarla yoldaş olun. Onlarla gerektiğinde kardeş olun evlattan öte ki sizi anlasınlar, siz de onları anlayasınız. Ama gözünüz de üzerinde olsun, mümkün olduğu kadar. Ama şunu da gördük, sen İstanbul'daki hemşehrileri özlemişsin. İstanbul'daki hemşehrileri özlemişsin diyorum. Valla ben, hiç kimse yokken ben vardım. Ta 1900'lü yıllarda Mehmet Polat başkanım bilirler. Yine değerli büyüğüm bilirler, Zeki başkanım. Ben Pütürge'ye ilk belgeseli ben yapmıştım. Ağıtlarla, onu hiç yayınlamıyorum bir yerde. Çünkü çalıyorlar, kopyala, yapıştır yapıyorlar. Yeni nesil biraz da böyle. Hiçbir yerde yoktur. İzol'ya belgesel yapmışım. O belgesel arşivimde duruyor. Yakında yayınlayacağım ama artık yeter, bu kadar sakladım. 1900'lü, 1993'te başladım Avrupa serüvenimden sonra, Avrupa'da geldikten sonra. Uzun yıllar Avrupa, Hollanda, Almanya, Belçika, oralarda eğitim aldık, kaldık, geldik kendi memleketimize ve geri gitmedik. Paraya koşmadık, pula koşmadık, şöhrete koşmadık, memleketimiz dedik, geldik ve televizyon, medya, basın alanında hep Malatya'da kaldım. Gelebilirdim buralara. Vallahi okuyacak kitaplarım, söyleyecek dilim, dört dil konuşan başka muhabir var mıdır bilmiyorum. Ama ben dedim ki ben Malatya'da kalacağım. Benim toprağım burasıysa buranın bana ihtiyacı var, öyle yaptım. Koşmadım hiçbir şeyin peşinde. Yine de Malatya'dayım. Ne dedim şiirimin sonunda? Toprağıma gömün, ölmüş saymayın dedim. Ben toprağımda kalacağım. Varsın nereye gidersen gideyim, içeceğim bir tas çorbadır. Bir tas çorbanın dışında nereye gidersek ikinci tası içmeyeceksiniz. Herkes nereye giderse gitsin dünyanın içeceği çorba ve içeceği suyun miktarı hep aynıdır. O yüzden bu depremde birçok şey güzel yaptığıma inanıyorum. Pütürge, Yeşilyurt, Doğanşehir, Argovan belgesellerinin hepsini yaptım. O tarihlerde henüz daha yolları yokken 1993'ler, 4'ler, 5'lerde. Ama işte demokrasi, özgürlük ve insan haklarının olmadığı bir dönemde gazeteciliğinden dolayı, kaleminden dolayı idamla yargılanan tek gazeteci benim. Onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Attılar zindanlara, yaptılar işkenceleri ama susturamadılar, susturamayacaklar. İdamla yargıladılar, zindanlarda hücrelere attılar. Yine de buradayım, yine de doğruları söylüyorum. Eyvallah abi, teşekkür ediyoruz. Bu arada Şevki Özcan, oyuncu dostumuz nerede? Aramıza katılmış o da. Burada mı? Evet, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Nazır Başkanım, hazır mıyız efendim? Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Bu arada Necid abi, sen Malatya'nın neresin derdin? Ben... Serkan var ya... Ne öyle... diyormuş ki? Ben Malatya'lı değilim. Ya ben gazeteciliğinden dolayı çok sorgulandım. Karanlık odalarda sorgu gibi sorguluyor beni. Ya gördün mü Necid abi? Neyse. Bu sorgu, bütün sorgular böyle olsun. Güzel olsun. Elektrik bağlanırken sorgulanmak daha acı olsa gerek. Neyse, herkes gençliğinde çok şey yaşamıştır. Biz o günlerde eğer çileler çektiysek, gelecek nesiller ve bu gençler geleceğe damga vursun diye ve gelecekte olsun, söz hakları olsun diye yaptık. Hakkım helali hoş olsun. İşkence edenlere TRT belgeselimi yaptı. Ve 8 defa yayınladı, tam 8 defa. Orada onu şunu söyledim. Bana işkence yapanlar, bana zindanlarda ve hücrelerde beni yatıranlara hakkımı helal ediyorum dedim. Nasıl dediler? Dedim helal olsun ki onlar yaşadıkça görsünler neyin nasıl olduğunu. Yani Türkiye'de Ahmet Kaya ne diyordu? Başı belada olmayan adama adam demem. Evet. Doğruları söyleyeceğiz. Başımız yer yer belaya girecektir. Her dönemin kendi belası vardır. Ama Rabbim büyük afetlerden ve belalardan korusun. Abi. Kulun belası hiç önemli değil. Kulun belası gelir geçer ve bir gün o da belasını bulur. Fakat
Rabbimin belası ve kazası bizim üzerimizde olmasın diyoruz. Çok mu konuşuyoruz? Yok. Yani biz biraz zamanı doldurmak sohbet ediyoruz, için... Sohbet ediyoruz. Çok özür diliyoruz yani bilmiyorum ama... Malatya neresindendi Necdet abi? Merkezlerim, Çöşlük mahallesindeyim. Evet. Evet. Ama aslımız dağ köylerinden gelme. Yani öyle. Peki aramızda yani. Malatyalı olmayan var mı? Şu anda aramızda Malatyalı olan var mı efendim? Bir alkışlar mıyız Malatyalı olmayan misafirlerimiz? Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Peki Malatya burada mı? Bir de Malatya'dan ses alın. Evet, çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Bugün itibariyle 6.sü düzenlenen Mastop ve Makon öncülüğünde organizasyonumuz başladı. Birazdan da çalışımızı gerçekleştireceğiz. Necdet abi nasıl? Yeni kapı arkanda deniz. Evet, yani İstanbul'a ara ara gelip gidiyoruz. Daha önce çok program oluyordu, geliyordum, geceler oluyordu. Tabii son zamanlarda Serkan arkadaşım ve diğer arkadaşlar birazcık daha ön plana çıkınca biz biraz böyle kenarda kaldık. Dedik İstanbul'da onlar yapsın, biz Malatya'yı. Biz dağlara gidelim, biz yaylalara gidelim. Onlar biraz daha İstanbul'da bu işi yapsınlar ama şaka bir yana gelip gidiyoruz. Ne zaman derseniz. Bir şiir okuyalım gene. Bir okuyalım şiir. Sen bugün dolusun. Korkuyorum belki yarın geç olur. Geleceksen bir gün önce gel kardeş. Yaralıya yol gözlemek güç olur. Geleceksen bir gün önce gel kardeş. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, Malatyalılığa gelsin ha. Onun için söylüyoruz. Kar yağar, çığ düşer, yollar açılmaz. Seller iner, derelerden geçilmez. Senet yoktur, ömre vade biçilmez. Geleceksen bir gün önce gel kardeş. Can kuşu kafeste durmaz demişler. Kaçan kuş kafese girmez demişler. Son pişmanlık fayda vermez demişler. Geleceksen yeni kapıya bir an önce gel kardeş. Kara gözlüm, bu ayrılık yetişir. İçim dışım yanar oldu gel gayrı. Elimdeyse akan sular tutuşur. Yüreğim kanar oldu gel gayrı. Ayların sırtında yıllar taşındı. Sanma ki garibi eller düşündü. Bebekler evlendi, yollar aşındı. İki dişim yanar oldu gel gayrı. Hesap et gideli sen gurbet ele. 30 ay tutuldu kolay mı dile? Hapisler, sürgünler, yoldaşlar bile sılasına döner oldu. Gel kardeş. Ağzına sağlık. Alkışlar gelsin efendim. Şu Necdet abi aramızda Abdülkadir Eriş var. Hoş geldin Abdülkadir abi. Kadir Eriş. Kadir abi duyuyor musun beni? Evet Kadir abiyle bir şöyle Necdet abi bir hikayesi var. Böyle hani komedi filmlerine konu olacak bir hikaye. Ve ilk Malatya şey gibi sigorta. Hani şey gibi düşün. Propaganda filmi gibi. Sonrasında bilmiyorlar ya ortaya çekiyorlar. Orada kalıyor bir köy. Orada kalıyor. Aynı onun gibi. Ve orada Kadir Eriş şey yapıyor. Sigorta şirketi bilmiyor dönem. Tabii o ara şey yapıyorlar. Acaba kaza yapacak arabayı bekliyorlar artık yapacak mı? En son birisi yapıyor ve bütün köy iddiaya giriyor. Ödemez öder. Onlar zannediyor ki Kadir Eriş'in ödeyeceğini zannediyor. Tabii devlet o parayı ödüyor. O yüzden öyle bir hikayesi de var. İlk sigortayı oraya getiren, köye getiren, ilçeye getiren. Ve bu da filmlere aslında konu olabilecek bir konu. Buradan bir hikaye çıkar ya. Aslında Malatya'da çok hikaye var. Çıkar evet. Pütürgeli İmran teyze ve Bolulu öğretmenin hikayesini okuyan oldu mu arkadaşlar? Eğer bir görebilir miyim? İşte onu ben yazdım. O hikayenin daha devamı var biliyor musunuz? Aslında o hikaye çok uzun ve detaylı bir hikaye. Bolulu öğretmen ve Pütürgeli İmam teyzenin hikayesi milyonlara ulaştı. Size de tavsiye ederim onu okuyun. Onun kitabını da yazacağım. Hatta bir arkadaş film çekeyim dedi. Benden senaryosunu istedi. Ben de helalı hoş olsun dedim. Vereyim dedim. Onun gibi birkaç hikaye daha var. Eğer okumayanlar varsa Pütürgeli Züleyha öğretmen Bolulu Züleyha öğretmen ile Pütürgeli İmrihan teyzenin o kalem aldığım hikayesini okusunlar. Evet onu da ben yazmıştım. Malatya emeğim çok başkanım değil mi? Sizinle çok yol yürüdük.
Herkesle emeğimiz var. Helalı hoş olsun. Şey diyor ya, Evliya Çelebi'yi okuyun. Seyahatname'yi okuyun, Safahat'ı okuyun, diğer kitapları okuyun, Nazım Hikmet'i okuyun. Yani değerler okuyun. Evliya Çelebi diyor ki, Malatya'ya gittim. Mişmişi, biraz çevireyim yani normal Türkçe'ye. Mişmişi o kadar güzel ki, aspuzu bağları o kadar güzel ki, o kadar sulak ve güzel bir yer ki. Ama dönerken diyor, gördüm ki diyor birbirlerini çekiştiren hasütler vardı. Hasüdü Malatya'dan olmayalım diyor. Hasüdü Malatya olursak işte birlik beraberlikten koparız. Başta da söyledim ya, Allah'ın birliğine beraberine sarılın ve tefrikaya ayrılığa düşmeyin diyor Rabbim. Yoksa düşersiniz. Yoksa dağılırsınız. Evet, başlayalım. Evet, şöyle yapalım. Hayırlara vesile olsun diye Kur'an tilavetiyle açılışımızı yapalım. Zeki Keklik, kıymetli dernek başkanımı da sahneye davet edeyim. Bir Kur'an tilaveti, bir duayla açılışımızı gerçekleştirelim. Ben vardı ama gene de anlatayım. Müsait ortamda adamın bir tanesi elinde bıçakla bir camiye girer. Der ki içinizde Müslüman var mı? Bıçağı gören korkar. Yaşlı bir adam kendi halinde böyle. Diyor ki ben Müslümanım der. Amca bir dışarı çıkabilir misin der. Gelir dışarıya çıkar der ki ya ben İslam usulleri bilmem, bir kurban keseceğim, bana bir el atıver, yardım et. Amcayla beraber giderler, kurbanı keserler. Yaşlı adam yani İslam usullere göre keser. Ondan sonra yorulur, üstü başı kar içinde kalır. Tabii diğer kesen, kurbanı kestiren de öyledir. Der ki evladım şu camiye git, başka birini çağır. Bu sefer elindeki kanlı bıçakla gider, içeriye gider, aranızda başka Müslüman var mı der. Millet tabi bıçağı görünce herkes birbirine bakar. Sonra imama dönerler, bakarlar. İmam da şunu söyler. İki rekat namaz kıldırıyorsak Müslüman mı olduk diye. Yani adamcağız tabi. Şimdi bazen öyle durumlar olur ki sıkıştığımız zaman Allah'a binler şükür olsun. Malatyalı öyle olmalı. On parmağında on marifet olmalı. Gerektiğinde her yere de gitmeli. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Allah kelamıyla başlayacağız. Kur'an okumak, sünnet dinlemek farzdır. Okuyacağım dört ayetin de mealini vereceğim. Hisse almak isteyen alsın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminu ittequllaha ve la tenzur nefsun ma qaddemet li gad. Vettequllaha. إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نذربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي المولانا العظيم الله عز وجل şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, inananlar. Yani aramızda iman etmeyen yoksa buna muhatap olmasın, üstüne de alınmasın. Allah'tan korkun. Nasıl korkulması gerektiyse öyle korkun. Ve her nefis, her kişi yarın için ne götürdüğüne baksın. Yarından maksat ne olduğunu muhakkak
anlıyorsunuzdur. Allah her şeyden haberdardır. وَلَا تَكُونُكَ الَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Bu sebepten dolayı da Allah'ın kendisini unutturduğu kimselerden de olmayın. Onlar kaybedenlerin ta kendileri. Vermez dağlara. O bey ise sen paşasın Malatya. Yaşadıkça hep yaşasın Malatya. Evet, ben gençlerden de yardım istiyorum. Aykut, gençlerimizden de buraya bir yardım alalım. Kurdele keseceğiz. Gençlerimizi de yanımıza alalım. Makaslar az olabilir. Önemli değil. Zaten sembolik olarak kurdeleyi kesiyoruz. Kenara çekilelim çünkü fotoğraflar alınacak, arşivlenecek. Evet, ben şöyle geçeyim. Evet, Necdet abinin yanına. Tohum saç. Bitmezse yaprak utansın. Evet, altıncısı düzenlenen bu organizasyonumuzda. Eski çınar şimdi Noel ağacı. Dallarda iğretti yaprak utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, alkışlar. Hayırlı olsun. Bir fotoğraf alalım. Aldık mı? Bir fotoğraf alalım. Sonrasında da pilavın başını açın. Fark etmez, sıkıntı yok. Hocam burada protokol gelsin. Hocam kısa dua edecek. Tamam. Akçadağ Belediyesi'nin emeği büyüktür. Burada Malatya'yı tanıtmak için buradayız şu an. Eyüp Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Şu anda yanımızda standımızda Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Kemal Bozkurt Başkanım da aramızda. Sayın Bekir, hoş geldiniz. Bekir. Teşekkür ederim. Siz de hazırlarsınız. Sizde ricam, Eyüp Başkanımız pilavla ilgili, yöremizle ilgili kısa bir görüşme yapacağız. Evet, özellikle coğrafi şehirde aldığımız bir yemeğimiz. Düğünlerimizde ve cenazelerimizde mutlaka yapılan bir yemeğimiz. O yüzden sizde zamanınız olduğunu biliyorum, çok şey yapacağız. Etle ve bulgurla, tereyağıyla yapılan bir yemek. Merkeze doğru gittikçe biraz daha koyulaşıp daha köylerimize gittikçe de sıvılaşan bir pilavımız. Herkese afiyet olsun. Hocam bir saniye. Hocam kısa bir dua. Hocam kısa bir yemek duası. Sevgili kardeşlerim, almış yemiş kabul edin ve Koduca Derneği'ne dua edin. Amin. Akçadağ Belediyesi ile beraber. Başkanımız da burada. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah illezi etemana ve sakana ve cealana minel muslimin. Nimeti celilullah, bereketi halilullah, şefaati ya Resulallah. Allahümme inne neselike temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khatime ile şerefin nebi ve ali ve sahbi ve meşakine el kiram. Bize bu pilavı ikram eden Akçadağ'ın Koduca Derneği'ni Rabbim bereketli eylesin inşallah. Amin. Sıkıntıları varsa üzerinden def eylesin. Amin. Fakir fukaraya yardımlarını daim etsin inşallah. Amin. Bi hurmet-i tahava yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ölmüşlerimizin ruhu için. Allah rızası için. El-Fatiha. Başkanım, Fatiha'yı sana verecekler ama böyle spontana gelişti. Başkanım, bizim derneğin belediye başkanı.
Başkanım, şöyle ben vereyim. Hayır, başkanım. Biz almış bundanım başkanım. Usta almış İstanbul, İYİ Parti İstanbul Üst Kurulu Delegesi, Malatya'da Darendeli'yim. Malatya günleri nasıl geçti? Gayet güzel geçiyor ilk gün olmasına rağmen. Cumartesi pazar daha da iyi geçecek. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Malatya günleri neler söylemek istersiniz? Ya tabii dostlarla bir arada olmak çok güzel bir kere. Her şeyden önemlisi. Malatya büyük bir acı yaşadı. O acının üstüne biraz daha geçmiş yıla göre daha sönük, eğlencesi olmayan, sadece insanların ziyaret ettiği bir şekilde yapılan bir Malatya günleri oldu. Umarım önümüzdeki yıllarda bunu tekrar, bu depremin de acısını atlatıp daha güzel şekillerde yaparız. Burada dostları gördük, ilçelerimizi gördük, mutlu olduk. Devamını da bekliyoruz inşallah. Teşekkürler. Evet. Bugün Malatya Tanıtım Günleri'ndeyiz. Malatya Tanıtım Günleri'nin bugün katılım sağladık. Demin siz de gördüğünüz gibi açılışı yapıldı. Burada bütün ilçelerimiz var. İlçelerimiz katılım sağlamışlar. Malatya'da bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta bir deprem gerçekleşti. Bu depremle beraber 11 ilimiz bu depremde ciddi anlamda bir darbe aldılar. Tabii ki bu darbe aldıktan sonra da biliyorsunuz Malatya şehrimizin çok ciddi anlamda bir zarar gördü. Buradaki Malatya'da hemşehrilerimiz ve buradaki şehrimizin Malatya özellikle çarşı noktasında Malatya'nın ciddi anlamda hem ekonomik anlam hem sosyal anlamda ciddi anlamda bir zarar gördü. Tabii bu vesileyle 6 Şubat'ta Malatya'daki vefat eden tüm Malatyalı hemşehrilerime ben burada rahmetle anlıyorum bunları. Geri kalanlara da ben Allah'tan sabırlar diliyorum. Malatya Tanıtım Günleri'nin bu 6.sı oluyor. Tabii ki Malatya tanınması lazım. İstanbul'daki çok yoğun bir Malatya nüfusumuz var. Bu Malatya nüfusumuzun da ister istemez tabii ki buradaki hemşehrilerimiz gelip buraya katılıyorlar. Malatya'daki bizim kendi yüresel ürünlerimizi getirip burada yüresel ürünlerle buluşturuyorlar.
kaynaşıyorlar, tanışıyorlar. Velhasıl Malatya'nın buradaki tanıtım noktasında çok güzel bir organize yapılıyor. Ama bu sene ben bir eksik gördüm. Şu eksiği gördüm. Özellikle bizim çatı kuruluşlarımızın Malatya tanıtım günlerinde birleşmesi gerekiyor. Ama biz bunu göremedik. Niye göremedik? Bugün Malatya tek çatı olması gerekiyor. Malatya ismin adı altında bütün sivil toplum örgütlerimizin ve buradaki iş amlarımızın, buradaki STK'larımızın, buradaki vatandaşlarımızın bütünleşmesi gerekiyor. Malatya iki başlıklı olmaz. İki başlıklı Malatya olduğu zaman Malatya'yı büler. Malatya'yı kutuplaştırır. Yani şunu demek istiyorum. Malatya'nın STK'ların siyaset üstü olması lazım. Siyaset altı olmaması gerekiyor. Ne zaman ki siyaset STK'ların içine girdi ve STK'lar içerisindeki bu Malatya hemşehrilerimize ve Malatya STK'lar ve Malatya üyelerine ve Malatya'nın birliğine ciddi anlamda sıkıntılar verdi ve zarar verdi. Yani bugün ben isterdim ki bütün Malatyalı parti ayrımsızın, bütün siyasi partilerdeki milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın burada olması gerekiyordu. Ama maalesef biz bunu göremedik. Burada ciddi anlamda bir ayrımcılık var. Bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşmayı artık bitirmemiz gerekiyor. Bu da STK'ların elindedir. Yani Malatya sivil toplum örgütlerin, bütün STK'ların birleşmesi gerekiyor. Bir çatı altında olması gerekiyor. Biz artık buna dur dirmemiz gerekiyor. Eğer biz buna dur dersek, bir STK olarak kendi işimizi düzgün yaparsak ve Malatya değerlerimizi yaşatırsak ben inanıyorum ki Malatya'nın bu birlik ve beraberlik noktasında da bir çatı olarak hep bir araya geleceğiz. Burada dernek başkanlarımıza çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Yani bugün ben geçen toplantıda da söyledim, güne aynı kez söylüyorum. Hiçbir tane çatı kuruluşun başkanı herhangi bir siyasi partide olmaması gerekiyor. Bunu niye ifade ediyorum? Çünkü biz STK olarak Malatya'nın her türlü görüşü ve her türlü düşünceyi kendi içinde barındıran bir sivil toplum örgütleriyiz. Onun için eğer bugün kalkıp da bir siyasi partinin görüşünün içerisinde olan yahut da onun içinde temsilcisi olan bir insan gelip bir STK başına geçerse bu Malatya'ya zarar verir, STK'larına zarar verir. Benim çağrım şudur ki Malatya'nın tek çatı olması gerekiyor. Malatya iki çatı olmaz. Malatya'yı biz bütünleştirmemiz gerekiyor, kutuplaştırmamız gerekiyor. Malatya'nın birlik beraberliği içinde mutlak bir şekilde sivil toplum örgütleri başkanlarına bir görev düşüyor. Burada çağrım şudur. Dernek başkanlarımız bir an önce bir araya gelip bu çözümü oluşturması gerekiyorlar. Bu birliği sağlanması gerekiyorlar. Eğer biz birliği sağlamazsak inanıyorum ki ileriki süreç içerisinde çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. İnan ki ben şahsım adıma bugün çok üzgünüm. Niye diyeceksin? Ben bugün Malatya tanıtım günlerin, bugünkü açılışın bütün Malatya'nın renklerinin burada olması gerekiyordu. Ama maalesef bir tane sivil toplum örgütü öbür tarafta Malatya tanıtım günleri yapacak. Bir tanesi burada yapıyor. Böyle bir şey olamaz. Yani Malatya iki başlık değildir. Lütfen. Yani şimdi ben şunu söyleyeyim, yani bir sivil toplum örgütünün başındaki olan bir kardeşimizin kalkıp mesaj atıp işte efendim buraya katılmayın mesajı doğru değildir. Bu yanlış bir mesajdır. Böyle olamaz. Böyle bir Malatyalık da olamaz. Sen bu şekilde Malatya'yı temsil edemezsin, kusura bakmasın. Yani böyle bir Malatyalık olur mu ya? Malatya içinde ayrımcılık olur mu? Yani bugün 3 sene burada efendime söyleyeyim Malatya tanıtım günleri yapıldı. Ama bu Malatya tanıtım günleri yapıyor, herkes katılım sağladı. Bugün el değiştirdi. Efendimiz'in Malatya'nın çatısı Makum ve Mastop yapıyor. Bence bunlar da buraya katkı sağlaması gerekiyor. Onlar da gelmesi gerekiyor. Nasıl ki onlar yaptıysa oradaki bütün STK'lar ve oradaki bütün iş adamları, belediye başkanları, milletvekilleri katılım sağladıysa bugün de burada olması gerekiyordu. Zaten Malatya'mızın kendi depremle beraber çok büyük bir yara almış. Bugün İstanbul'daki bu tanıtım günlerinin kalkıp da bu ayrımcılığı kuymanın hiç kimse hakkı yoktur. Benim çağrım şudur. Özellikle burada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize, milletvekillerimize kesinlikle siyaseti dernekleri içine koymayın. Eğer siz derneklerin içine siyaseti koyarsanız Malatya'yı bilirsiniz. Malatya ciddi anlamda zaten yara almış. Bundan sonraki süreçte de Malatya ciddi anlamda yaralarla boğuşur diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun. Türkiye Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Sevgili Osman Dursun Bey'in yanındayız. Bu yıl 6.sı düzenlenen geleneksel Malatya etkinlikleri hakkında duygu ve düşüncelerini alacağız. Evet sevgili başkanım,
Malatya etkinlikleri ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle tabii bugün burada buruk bir sevinçle Malatya günlerini yapıyoruz. Malatya günlerinden ziyade burada Malatyalılarla nasıl Malatya'daki insanlarla kucaklaşırız? Çünkü 6 Şubat depreminden sonra Malatya'mız biliyorsun her taraf yıkık durumda. Dolayısıyla biraz buruk ama biz de bugün burada standımızı Pütürge Dernekler Federasyonu olarak burada hemşehrilerimizi ağırlıyoruz. İnşallah Cuma günü, Cumartesi, Pazar günü de burada hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz. Onları buraya misafir edeceğiz. Ziyaretçilerimiz geliyor. Şu ana kadar herhangi bir yani bir sıkıntı yok. İnşallah 3 günümüz de böyle güzel bir şekilde misafirlerimizi ağırlarız diye düşünüyorum. Başkanım, geçtiğimiz toplantılarda da katılmıştım ben sizin söyleşinize. Orada çok güzel bir söz söylemiştiniz. Malatya'nın şerefi var, Malatyalı'nın duruşu var demiştiniz. Yarına kalır ama yarım kalmaz demiştiniz. Muhtemelen bugün açılışımızın ilk günü olduğu için birazcık katılamaz değil mi? Cumartesi, pazar yoğunlukta olacak. Bir de bazı ufak tefek bölünmeler oldu sanki. Katılım diğer yıllara göre biraz daha az. Bununla ilgili Hadi Başkanım kısa bir şeyler söyledim ama bununla ilgili size bir şeyler söylemek ister misiniz? Ekleyeceğiniz bir şey olur mu? Bununla alakalı ben şunu söylemek istiyorum. Evet, Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz gelmiş olsaydı burası daha farklı bir katılım olurdu. Ama olsun, sıkıntı yok. Biz çünkü İstanbul'da yaşayan Malatyalılar olarak, ilçeleriyle var olarak bugün burada standlarda yerini almış. Ama YS'e kapılmak yok. Biz çünkü bu şehirde yaşıyoruz. Bu büyük metropol kentte geleneklerimiz kaybolmasın diye biz burada yaşatmaya çalışıyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. O senin dediğin kelimeye ben katılıyorum. Yani dünü varsa yarını da var. Evet, hafta arası olduğundan dolayı ama cumartesi pazar günü çok yoğun olacağını düşünüyorum. Çünkü alışveriş standlarda ve bir de yemek standlarda çok ciddi bir katılım var. İnşallah hemşehrilerimizi son 3 güne kadar da burada bekliyoruz. Biz Malatyalılar olarak birlik olmalıyız. Nasıl ki o 6 Şubat'ta bir olduysak da bugün burada da bir olacağız. Malatya'nın kimliği neredeyse biz oradayız. Pütürgeliler, Malatya'nın kimliği neredeyse, birlik beraberlik neredeyse biz oradayız. Sadece bunun özeti budur. Malatyalıların neredeyse biz oradayız. Kimlik ayrımı yok. Çünkü Malatya'nın şemsiyesinin altındayız. Eğer orada Malatya yazıyorsa Pütürgeliler oradadır diyorum. Çünkü ben hep gittiğim yerde de şunu söylüyoruz. Pütürge Malatya'nın çimento taşıdır. Malatya'da Ankara'nın Çanakkale'nin çimento taşıdır. Herhalde bu yeterli olmuştur diyorum. Çok teşekkür ederiz. Pütürgelinin yanı ayrıcalığı olması ama lazım yani. Pütürge Malatya'nın çimento taşıdır. Evet. Pütürgeli olarak yani bir ayrıcalığımız var yani. Yani bugün buradaki zaten yoğunluğunda %80'i de yine Pütürgeli'ydi. Ben doğru. Hakikaten hemşehrilerimizle gurur duyuyorum. Ben 7 Yol Marosu Dernek Başkanı Yaşar Top'ta böyle bir etkinliği yaptıkları için çok güzel bir şey. Hemşehrilerimizle bir araya geldik. İnşallah bir faydası olur. Yani yaralar kapanır burada. Herkese teşekkür ediyoruz. Osman Başkanım'a teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hıdır Başkanım, size bir iki kelam etmek ister misiniz? Hıdır Aktaş, Pütürge Gözceköy Dernek Başkanı. Tabii ki depremden dolayı buruk geçiyor. Ama inşallah Osman Başkanım dediği gibi hafta sonu bütün hemşehrilerimiz bekliyor. Daha kalabalık olacak, daha güzel olacak. Biz de Pütürge Dernekler Federasyonu olarak sandığımızı açtık. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Pütürge Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu'na, biliyorsunuz bizim yönetim kurulumuz dernek başkanlarından ulaşıyor. Özellikle yönetim kurulundaki arkadaşlarıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Pütürge Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları Başkanımız Süleyman Güneş'e ve yönetimine teşekkür ediyorum. Süleyman Güneş'in başkanımın da emeği çok bu standta. Herhalde kendileri de bir şeyler arz edecektir diyorum. Sevgili Süleyman Başkanım, tabii gençlik en önemli şey. Çünkü süreci gençler devam ettiriyor. Ön teker nereye giderse arka teker oraya gidiyor. Muhakkak çok önemli şeylere değineceğinize inanıyorum. Bir iki kelam da sizden alalım, olur mu? Biz Osman Başkanım'ın dediği gibi statımızı açtık. Her türlü hizmetimizi hazırladık. Çoşku statı başındayız. Bütün hemşehrimize hizmet etmeye burada hazırız.
biz teşekkür. Peki gençlerden özellikle istediğiniz bir şey var mı Malatyalı gençlerimizden? Yani tavsiyeleriniz. Çünkü dava insanı olmak önemli bir şey. Ailenizden, kendi sosyal hayatınızdan fedakarlık yaparak ve hiçbir menfaat gütmeden yapılan bir şey olduğu için çok büyük bir emek istiyor. Şimdi burada da sürekli taze kan gerekiyor. Gençlerimize neyi tavsiye edersiniz, neyi önerirsiniz ve onlarla ilgili yani birkaç da olsa hani böyle özellikle üstünde durmak istediğiniz bir şey var mı? Vallahi bizim bir sürü projemiz var. İsteriz ki Portekiz Atletik Federasyonu ziyaret etsinler, gelsinler. Sırf Portekiz için değil, öncelik Portekiz, sonra Malatya merkez deprem oldu biliyorsunuz, bir afet 11 ilde. Yani biz isteriz ki bütün Portekizli ve Malatyalı genç kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı aramızda görmek isteriz. Bir birlikte hareket etmeyi çok severiz. İsteriz yani herkese kapımız açık. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Mesut Kaplan kardeşimizle birlikteyiz. Kendisini kendisinden tanıyalım. Teşekkür ediyorum. Bendeniz ses sanatçısı, şair, söz yazarı, bestekar, aynı zamanda radyocu Mesut Kaplan. Malatya Pötürgeli'yim. Bugün 6.sı düzenlenen geleneksel Makom ve Masum'un düzenlemiş olduğu Malatya Tanıtım Günlerindeydik. Tabii diğer yıllara göre bayağı bir buruk geçti. Çünkü deprem gibi bir doğal afette önemli kayıplar verdik. Şimdi normal şartlarda çocuklar babalarını gömdüklerinde daha normal ama bugün anneler ve babalar çocuklarını gömdüklerinde bu acı silinemez bir iz bırakıyor bizde. Biz bugünkü programı yaparken de buna dikkat ederek program yaptık. Ben de sahne aldım. Biraz daha hani duygusal eserlere yön verdik. Şunu söylemek istiyorum. Öncelikle Mahsup ve Makon'un Konfederasyonu Başkanı sevgili Nazife Hanım'a, sonrasında da bize ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve yönetimine ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizlere kapılarını açtılar. Küçük bir şeye değinmek istiyorum. Geçtiğimiz gün Pötürgeliler buluşmasında da söylemiştim. Biz gücümüzün farkındayız fakat doğru kullanamıyoruz. Çünkü biraz önce de bahsettim. Dedim ki Malatya bir şereftir. Şerefi var. Malatyalı'nın bir duruşu var. Biz bu duruşa göre hareket etmeliyiz. Hep birlikte birlik olmalıyız. Çünkü şunu söyleyeyim. Biraz önce diğer başkanların konuşmalarına da şahit oldum. Hep iki başlılık, üç başlılık. Yani biz bunlarla bu şekilde bir yere varamayız. Biz birlik olmalıyız. Misal sanatçıya düşen nedir? Halkın aynası olmak. Halkın sıkıntılarını dile getirmek. Halkın aynası olmak. Dernek başkanlarımıza ve STK başkanlarımıza düşen de bunlara çözüm üretmek. Bunu yaparken de ön plana çıkma gayreti olmamalı yani. İşte ben yapayım, ben edeyim değil. Hep birlikte bir şeyiz. Tek başımıza hiçbir şeyiz. Yani şöyle söyleyeyim. Biz birlikte güçlüyüz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Bize de yer verdiğiniz için çok sağ olun, var olun. Dernekler Federasyonu standını geziyoruz. Şimdi Malatya, Malatyalı'yı gözünden, yürüyüşünden, duruşundan tanır ya. Şimdi geldik burada. Sanki bir Malatyalı değil ama Fahri Malatyalı gibi duran bir hanımefendi var. Biz de merak ettik. Bir soralım bakalım nereliymiş. Bugünkü duyguların, düşüncelerini alalım. İlk kez Malatyalıların içinde misiniz? Yoksa hayatınızda sürekli Malatyalılar var ama bugün ilk kez böyle bir güne mi geldik? Biz sizi tanıyalım. Merhaba, ben Aydan, Aksaraylıyım. Yani Malatyalı değiliz ama Fahri Malatyalıyız. İlk defa böyle bir organizasyonda bulunuyorum. Çok güzel, çok beğendim. Yani böyle günlerin amacı şu, Malatya gibi uzak diyarlara gidemeyenlere Malatya'yı getiriyoruz. Hem yöresel ürünlerimizi gördünüz, hem de insanlarımızı gördünüz. Kısaca yine bir duygu ve düşüncelerinizi alalım. Yani yemeklerini kaçtı bak. Yemeklerini çok beğendim. İnsanları keza öyle, çok cana yakınlar. Öyle yani. Hem Malatya standlarını geziyoruz ama şimdi ben de Pötürgeli olduğum için Pötürge standına girdim, bir türlü çıkamadım. Şimdi burada bir abimiz var. Üstünde böyle Malatya kokusu geliyor. O yüzden direkt yanına oturdum. Abim seni bir tanıyalım. Adım Feyzi Gönültaş. Malatya Pötürge Şiro Çayı'nda oturuyorum. Orada aynı zamanda esnafım. Tepan Köprüsü'nün yakınlarında bir yerde. Ankara'da başka bir etkinliğimiz vardı. Canbek Aşiret'in bir etkinliği var. Oraya katıldım. Oradan da buraya geçtim. Burada da Malatya günleri olduğunu öğrendim. Oraya da bir katılalım dedik. Buradayız. Çok mutluyuz. Hemşerilerimizle bir aradayız. Bu tür etkinlikler çok güzel. Memleketi tanıtımı için.
Ayaklarınıza sağlık. Şimdi siz Malatya'dan geldiniz ya. Öyle deyince benim zaten birazcık yüzüm düştü. Oradaki yaralar sarılabildi mi? Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki kolay değil böyle ağır bir doğal afeti bertaraf etmek ama ne durumda? Ama psikolojim bozuluyor. Ben merkezde oturmadığım için benim gölgemde fazla hasar yok. O yüzden eskide iki günde bir Malatya'daysak şimdi ayda bir, 40 günde bir geliyoruz. Malatya'nın durumu iç açıcı değil, vahim yani. Allah yardım etsin. Durumlar öyle. Çok teşekkür ettim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ali abi gibi bir doğanın karşısında hani sunuculuk yapmak zor iş. Ben zaten hemen topu Ali abime atıyorum. Sen de mi çırağısın? Oo, işte bak ne güzel. Usta yüz binlerce tohum bırakmış toprağa. Ne mutlu. Ali abi, bugün 6.'sı düzenlenen tanıtım günlerindeyiz. Sen Malatya'dan geldin. Hepimizin her şeyini bilensin. Malatyalı'nın ve Malatyalıların kara kutususun. Birkaç kelam alalım senden. Birkaç kelam. Bu depremden sonra bende bir duygusallık başladı. Yani hemen gözyaşı geliyor. Bu gözyaşımız Malatya'ya. Şu anda da devam ediyor. Bu gözyaşı diner mi? Yaralarımız sallana kadar bu gözyaşı dinmez. Acılarımız dinmeyecek. Kimimiz kardeşimizi, kimimiz amcamızı, kimimiz evladımız, hepimiz bir şeyler kaybettik. Evler yıkılmış, hiç umurumuzda değil. Malatya'da şu anda durum nasıl? Kış geldi. Dışarıda durmak hayli zor. Malatya'nın özeti. Hala daha çadırda insanlar oturuyor. Çadırı bırakın. Çadır arıyorlar insanlar. Ve bizde de bir afat var. Her şeyi hallettik diyor. Neyi halletmişse biz de bilmiyoruz. Keşke halletmiş olsa da biz de konuşmasak. Konteyner şu anda insanların aradı. Bir evlat gibi, bir sevgili gibi, bir anne gibi, bir yar gibi, bir şehir gibi aradı konteyner. 21 metrekare konteyner arıyor. Bizim 155 bin bağımsız binamız yerle bir oldu. Yıkıma gelince 45 bin bina, 155 bin bağımsız, 48 bin binadan şu ana kadar yıkılan 9 bine yakın 35 bin tane hala daha yıkılacak binamız duruyor. Yani ne zaman biter bu yıkıp? Aralıktan biter, ocaktan biter. Bir yılda bitsin bizim başımız üstüne. Malatya'da depremden sonra henüz daha bir bakırcılar çarşısı vardı. Oraya kazma vuruldu. Bakan geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özatık geldi. Temel atıldı. Su çıktı. Malatya'nın altı zaten su. Bunu Malatya suyla geldi. Suyla gidilecek diye biz küçükken söylerlerdi. Şimdi sonra anlaşıldı ki o suyun sebebi binalar yıkıldı. Elbette nereye kavuşulsun, nereye geçilsin? Binaların suları. Bir de bu şehirde öyle bir enteresan gelişme oldu ki potre değişti. Potre değişti. Dört bir yanına yaşayan vatandaşın malına göz dikenler gelmeye başladı. En acısı da bu. Hırsızdı. Ben onlara hırsız da demiyorum. Aşağılık. Arsız olmuş. Arsız. Yani vatandaşın evi yıkılmış. Üç çocuk ölmüş. Hanım ölmüş. Kendisinin beli kırılmış. Gelmişler o evde eşe çalmışlar. Acısını bir yere sığdıramıyor. Beli kırılmış. Yatalak hasta. O adamın sen eşyasını çalıyorsun. Hangi vicdana sığar ki bu? Hırsız bunu yapmaz. Arsız da değil bunlar. Arsız oğlu arsızlar. Şehir bu halde. Geldik. İstanbul'da Malatyalılar buluşması. Güzel. Son Malatya'da 45 ile yaklaştı gazetecilik yapıyorum. Türkiye'nin dört bir yanında yaptım da Malatya'yı şey diyorum. Malatya'da ben hep takım elbise giyinirdim. Günlük ötülü takım elbise. Depremden sonra siyah takımlar. Takım değil. Bir üzerimize bir kazak, tişört, pantol bulduğumuz siyah. Bu yeleğimizi öyle geçirdik. Son yaptığım bir şeyde kimi görsem siyah, siyah, siyah. Düşün yani. 18 yaşındaki genç de siyah giyiniyor. 60 yaşındaki de
90 yaşındaki de siyah dönüyor. Şenlik demiyorum ben, Malatyalılar buluşması. Burada Malatyalılar buluşması güzel. Sizleri gördük, mutlu olduk. Allah yolunuzu bahtınızı açsın. Ses tonun çok güzel olduğunu söyleyeyim. Diksiyonun çok güzel. Bir yerlere gideceğini de bil. Böyle devam ettir. Burada biz aracılığımızla Malatya'ya kim bir çöp gönderdiyse Allah ondan razı olsun. Bu çok güzeldi. Malatyalılar olarak İstanbul'da bizim yanımızda olanlara biz teşekkür ediyoruz. Hepsine Allah razı olsun. Çöp gönderiyor. Kimisi elbisesini göndermişti. Kimisi çocuğunun eşyasını koymuştu. Kimisi gitmiş bakkalla, markette alışveriş yapıp getirip Malatya'ya göndermişti. Ha bu yetti mi? Allah razı olsun. Şunu söylüyorum. Bu bizim gönlümüze dokundu. Gönlümüze dokundu. Bu çok büyük bir olaydı. Bu ortamda şunu söylüyorum. Henüz de konteyner ve çadır arayanlar var ki buradaki aracılığınızla herkese sesleniyorum. Lütfen Malatyalıları unutmayın diyorum. Bak bizi unutmayın. Madem bu bir Malatya buluşması, evet, bunun da bir amacı olmalı. Evet. Dediğiniz gibi kış kapımızda ve Malatya'nın kışı sert, zor günler kapıda. Gözyaşlarına da hakim olamadı Ali abi. Çok da zorlamak istemiyorum. Yani ben teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız, hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sizlere teşekkür ediyorum. Seslerimizi böyle gündeme getiriyorsunuz. Malatya'yı kimse unutmasın. Malatya'nın her şeye ihtiyacı var. Sevgiye. Çok teşekkür ederim. En çok da sevgiye. Çok sağ olun Ali Bey. Çok kıymetli, saygıdeğer başkanım. İş insanı, aşırı derecede milliyetçi, şahsen tanıdığım için bunu söylüyorum, rahatlıkla söylüyorum. Kıymetli başkanımız Sayın sevgili Ahmet Güler'in yanındayız. Tanıtım günleri hakkında duygu ve düşüncelerini alacağız. İlla ki değineceği yerler olacak, temas edeceği konular olacak. Kendisini dinlemek istiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Tabii ki böyle bir organizede yer aldığımız için öncelikle mutluyuz. Neden dolayı? Malatya'mızın tanıtımı açısından ihtiyacı mı var? Gerçekte ihtiyacı var. Bu olan depremin gerçekte ülkemizde çok büyük bir etkisi oldu. Özellikle bizim Malatya'da da bu etki gerçekten çok fazla oldu. Çünkü geçen hafta biz Malatya'daydık, gezide bulunduk. Özellikle okullarımızı gezdik. Sıkıntı gerçekte çok büyük. O yüzden Malatya'daki depremi unutturmamak için bu organizenin yapılmış olması çok güzel bir şey. Çünkü neden? İstanbul'daki olan veya Türkiye'nin diğer illerinde olan Malatyalıların özellikle Malatya'da elini ayağını çekmemesi lazım. Malatya'nın gerçekte çok ihtiyacı var şu anda baktığımız zaman. Çünkü buradaki yaptığımız etkinliğin en önemlisi şu tabii ki. Önemli olan sadece burayı Malatyalılara tanıtmak değil. Zaten Malatyalılar biliyor. Önemli olan Malatyalı olmayan insanlarımızı eğer burada ağırlarsak, Malatya'mızı tanıtırsak o zaman ne olacak? Çok daha iyi olacak. Çünkü neden? Baktığımız zaman bu deprem sürecinde bütün illerimiz yardım etti. Bütün deprem bölgelerine. Ama yıkım çok büyük olduğundan dolayı biz sivil toplum örgütü olarak, Yeşil Yurt Dernekler Federasyonu olarak özellikle Yeşil Yurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar dahil olmak üzere yani çalışmamızı hep organizeli gittik. O sebepten dolayı diğer federasyonlarımızın da, sivil toplum örgütlerimizin de özellikle bu deprem sürecini belirli tarihlerde Malatya'da geçirirseler o zaman ilçelerimize daha faydalı oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz kıymetli başkanım. Ekstra eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bugün biraz böyle katılım çok az herhalde hafta içi olduğundan dolayı diye sanıyorum. Şimdi zaten hafta içi olmasından dolayı genelde diğer yapılan etkinliklerimiz de hep böyle geçti. Ama burada yarın, cumartesi, pazar çok güzel bir yoğunluk olacağına ben inanıyorum. Çünkü neden? İstanbul'daki olan Malatyalılar duyarlı insanlar. Memleketlerini devamlı
Geldikleri zaman bir de Malatya'nın özelliği şu. Mutlaka yanında iki kişi getiriyorlar, üç kişi komşularını getiriyorlar. Zaten bu bizi mutlu ediyor. Yani bugün burada ağırladığımız özellikle çoğu misafirimiz Malatyalı olmayanlar. Yani sağ olsunlar nedir? Bir nebze bizi rahatlatmak için ziyarette bulundular. Bu da bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Başkanım biraz önce de şurada farklı bir derneğimizin başkanlarıyla görüştük. O sırada başka bir hanımefendi gördük, Zonguldaklı. Başka bir beyefendi gördük, Ispartalı. Hem kültür akışı hem kültür geçişi oluyor sanırsam. Ama şunu da görüyorum. Bu bir eksiklik mi ya da siz daha iyi bilirsiniz, daha iyi yorumlarsınız. Bizim kendi Malatyalı hemşehrilerimiz eşlerini ve çocuklarını getirmiyorlar. Yani şöyle bakıyorum. Çocuk Malatyalı ama Malatya'nın yöresinin gerekliliklerini, yani tatlarını, lezzetlerini, ya misal bir çok eski bir konuşmanıza denk gelmişim. Malatya'nın bir şerefi var, Malatyalı'nın bir duruşu var demiştiniz. Yani bununla ilgili de kısa bir şey alabilir miyim sizden? Şimdi şöyle bir şey, gerçekten nedir? Çok güzel bir konuyu değindiniz. Bizim de federasyon olarak en fazla durduğumuz konu gençlerimiz. Gençlerimizi bu gibi etkinliklere mutlaka getirmemiz lazım. Çocuklarımızı getirmemiz lazım. Çünkü neden? Biz belli bir süre daha götürebiliriz. Ama Malatya'nın örneğin deprem sırasında Malatya'ya çocuklarımızı mutlaka götürmeliyiz. Götürdüm de ben şahsım olarak. Ve çevremdeki çoğu arkadaşım da sağ olsun getirdiler de. Çünkü neden? İstanbul'da yaşanmış olsa bile bir 18 yaşında, 20 yaşında veya 25 yaşındaki bir delikanlı veya bir kızımız o Malatya'daki durumu gördüğü zaman Malatya'ya bir vefa borcunun olduğunu, oradaki duyguları anladığı zaman, gördüğü zaman çok farklı duygular yaşıyorlar. O yüzden ben inanıyorum ki cumartesi, pazar burada çok aile göreceğiz. Çünkü neden? Malatyalılar bunu kesinlikle hiçbir zaman aile kültürünü İstanbul'da yaşatan ender illerimizden bir tanesi. Yani Malatyalı olarak biz bunda gurur duyuyoruz. Çünkü neden? Aile şirketlerimize baktığımız zaman biz bunu görüyoruz. Çünkü aile şirketlerimiz şu anda baktığımız zaman ikinci nesil, üçüncü nesil devam ettiriyor. Bu da Malatya için, İstanbul'da olan firmalarımız için güzel bir şey. Çünkü bu ikinci neslin, üçüncü neslin şirketleri ele alması, Malatya'ya da sık gidip gelmeleri, bu bizi daha heyecanlandırıyor. Malatya'mız içinde, çünkü Malatya gerçekten nedir? Çok büyük bir yıkım var. Bu yıkımı sadece devlette beklemek de doğru değil. Valilikte beklemek de doğru değil. Belediyelerde beklemek de doğru değil. Bizler sivil toplum örgütü olarak ayağımızın mutlaka bir tanesi Malatya'da olmamız lazım. Bir de en önemlisi şu. Şimdi burada etkinlikte sadece burada tanışma, insanlarına görüşme sadece bu olmuyor. Burada yaklaşık 60 tane yakın esnafımız, Malatya'daki olan esnafımız şimdi burada bir faydalanıyor. Elindeki ürünü getirip buraya satıyor. İşte biz bunu yapmalıyız. En önemlisi bu. Yani Malatya'daki ticareti canlandırmamız lazım. Malatya'daki o çarşı dediğimiz bölgeyi bir an önce ayağa kaldırmamız lazım. Çünkü neden? Eğer ticaret ayağa kalkarsa inşallah Malatya'da kısa dönemde ayağa kalkar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim kıymetli başkanım. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elinize sağlık, emeklerinize sağlık. Teşekkürler, sağ olun. Evet, şimdi tam kültürün ortasına düştük. Malatya'nın en meşhur lezzeti. İçli köfte. Hazır gelmişken, hem başkanlarımız da yakalamışken iki kelam edelim. Evet, kıymetli başkanım, hem sizi tanıyalım hem bugünkü tanıtım günleri hakkında kısa da olsa duygu ve düşüncelerinizi alalım. Malatya büyük bir deprem atlattı. Yaraları sarmak zaman aldı, zaman alacak. Biz sizi tanıyalım. Bir de bir duygu ve düşüncelerinizi alalım müsaadenizle. Teşekkür ederim tabii ki. Hasan Arıkboğa, Malatya Esenler Dernekler Federasyonu Başkanı. Aynı zamanda Makum ve
kurucularından, Pütürge Federasyon kuruculuğundan ve şu anda MASTOP'un yine MAKOM'un yönetiminde olan bir arkadaşınız. Tabii ki Malatya'mız ağır bir 11 ilimiz aldı ama Malatya burada hasar konusunda daha çok bir yara aldı. Rabbim bir daha bu yaraları, bu depremleri, bu felaketleri yaşatmasın ülkemize. Ölene tabii ki Allah'tan rahmet diliyoruz. Hasta olanlar şu an varsa Rabbim şifalar versin. Rabbim birlik, beraberliğimizi daim eylesin. Malatya Konfederasyonu olarak ve federasyonlar olarak da Malatya şehrimizin şu anki durumunun çok iyi bilen ve Malatya deprem gününden de giden bir arkadaşınız olarak elimizde geldiği kadarıyla Malatya için çalışmaya devam ediyoruz. Hem Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yapılan bağışlarda, bilgisayar bağışında, hem Malatya günlerinde federasyon başkanlarımızla beraber, MAKOM genel başkanlarımızla beraber Malatya bir nebze olsa aslında o yaralarını sarmak için bu etkinlikleri yaptık. Çok düşündük yapmayalım, çok analize ettik yapmayalım ama yapmayalım dediğimiz zaman da bu kısa sürmeyeceğini ve belki bir daha kopuklar olacağını, en az buradaki hemşehrilerimizin ve Malatya'daki hemşehrilerimizin yeniden burada bir sıcak ortam yaşatmak için Malatya günlerimizi düzenledik. Şimdi bugün de 6. düzenlediğimiz Malatya etkinliğimize katılım da güzel. Bugün tabii ilk gün olduğu için açılışını yaptık. İnşallah bugün, yarın 12 ile 15 arasında ben yani biraz daha çok duyarlı halkımız olacaktır. Şurada da Malatyalı hemşehrilerimize çağrımızdır. Hem Malatyalı ve Malatyalı olmayan komşuları Malatyalıların da beraber getirip Malatya bir nebze olan burada gelen esnaflarımızı ayağa kaldırıp bir nebze olsa da katkıda bulunmak istiyoruz. Ondan dolayı bütün hemşehrilerimizi 12 ile 15 arasında Yeni Kapı etkinlik alanına bekliyoruz. Ben bütün federasyon başkanlarımıza, genel başkanlarımıza, bu etkinlikleri düzenleyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sizler de bu sesimiz olduğundan dolayı hepinize teşekkür ederim. Sağlıklı olun. Biz teşekkür ederim kıymetli başkanım. Ağzınıza sağlık, sağ olun. Ben Mehmet Kolay, Battal Gazi Federasyon, Dernekler Federasyon Başkanıyım. Öncelikle sizler, bugün burada sizlerle birlikteyiz. Malatya'mız biliyorsun sünük bir geçiyor bugün. Tabii bu da depremin, Malatya'da yaşadığımız bir deprem var, bir gerçek. Siyasilerimiz yok, biz burada federasyonlar, derneklerimizle, halkla, biz Malatya'nın bugünün birliği, beraberliği için bugün buradayız. Ya ben fazla uzatmayayım. İnşallah iyi olacak. Tüm Malatyalıları buraya davet ediyorum. Herkes kendi komşusunu da kolunda tutsun, ağzını getirsin ve Malatya'nın kültürünü, bugün işi köfteyi yedik. Pes dilini kayısıyla, dutuyla. İnşallah devam edecek 4 gün. Herkese selamlar diliyorum, saygılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım, ağzınıza. Kimle karşılaştık? Eyüp Malatyalılar Dernek Başkanı, aynı zamanda iş adamı. Kendisinden duyalım. Merhabalar, sağ olun. İşte Malatya günleri olduğu gibi her sene biz de bir Malatyalı olarak gelip buradaki standlarımızı geziyoruz. Burada Malatya'nın havasını alıyoruz. Tabii bizim hep herkes söylüyor, acılarımız bu sene Malatyalıların çok fazla. Yani bir derhem burada gelip işte gönülleri sarıyoruz, geziyoruz yani. Dolaşıp duruyoruz, sağ olun. Teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Biz sanatçıyız. Bizim siyasetle işimiz yok. Biz halkın aynası olmalıyız ya. Orada çok dürüst ve doğru bir öz eleştiri yaptım. Hani insanlar bazen kızıyor, bazen mutlu oluyor. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bunu defalarca insanlara da söyledim gıyabınızda. Ben ilk kez, yani şu an aşağı yukarı 43 yaşına geldim. 20 yıldır sanatla uğraşıyorum. 8 tane kitap yazdım. Yüzün üstünde dernek başkanı tanıdım. Ben ilk kez kendisi bizzat her işin başında olup gecenin 3'üne kadar, ya gecenin 3'ünde ispatlı, yani cebimde bak gösterebilirim. Gecenin 3'ünde tek tek her insana mesaj atıp arkasından da kontrol edip ivedilikle çalışan ilk kez bir başkan görüyorum. Dernek başkanı görüyorum ve çok mutluyum. Şundan dolayı, ve bu bir de kadın. Başkanım, böyle girdik artık röportaja. Bir duygu ve düşüncelerinizi alalım. Öncelikle geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Tabii ki burası sizlerle güzel. Bizim kültür elçilerimizsiniz.
Biz sanatçılarımıza, yazarlarımıza, çizerlerimize değer vermediğimiz zaman Malatya'nın kültürünü taşıyamayız. O yüzden ben gerçekten bu konuda çok hassasım. Yaptığım işi mutlaka takip ederim. Neden? Çünkü Malatya'ya yakışır bir şey yapmak istiyoruz. En ufak bir hata bana değil, sana değil, Malatya'ya mal olur. Malatya ismini taşıyoruz. Onun için çok dikkat etmeliyiz. Ben bu arada her röportajımda sizden kopyaladığım o sloganı söylüyorum. Biraz önce bahsetmiştim ya, Nazife Hanım'ın sözüdür. Malatya'nın bir şerefi, Malatyalı'nın bir duruşu vardır. O açıklamada yaptığınız konuşmada bizim hepimizi ağlattı, duygusal anlar yaşandı. Ya bilmiyorum. Ben yani şey sözüm bittiği yerdeyim, ben direkt topu size attım. Yani Malatya'mızın bu durumda olması tabii ki bizi çok üzüyor. Gerçekten keşke bu deprem olmasaydı, çok daha güzel bir şekilde yapabilseydik. Ama bu depremden sonra da hani yapmak istemedik aslında da, ben hani diyorum ya, belki birkaç yıl yapmazsak bu insanlar birbirinden kopar. Bu insanlar birbirine koparsa da biz Malatya'yı ayağa kaldıramayız. Şu ana ben hep dedim ya, el ele gönül gönüle verme zamanıdır. Hep birlikte Malatyalı olmalıyız. Hep birlikte bu Malatya'yı tekrar inşa etmek için uğraşmalıyız. Oradaki insanlarımız gerçekten bizde beklentileri çok yüksek. Onlara karşı bir en azından hani ne diyeyim, bir sorumluluğumuz var artık. Ondan dolayı biz hani akın akın hep gittik ama bundan sonra da gitmeye devam edeceğiz. O sokaklarını, caddelerini eski haline gelene kadar da çalışacağız yani. Belki anılarımızı tekrar şey yapamayacağız, o sokaklarda oynadığımız şeyleri şey yapamayacağız ama o insanların dünyalarını tekrar kuracağız inşallah. Çok teşekkür ederim başkanım. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Ben hep her zaman söylüyorum, Malatyalıların buluşma noktası şu an İstanbul'dur. Bütün neredeyse Malatyalılar buyursun gelsinler. Biz depremi yaşadık. Herkes şu an acısı büyüktür. Belki burada dertleşiriz, acımızı paylaşırız, birbirimizi görürüz. Belki birbirimizin gönül teline dokunuruz, paylaşırız her şeyi, daha iyi olur. Buyursun gelsin herkes. Çok teşekkür ederim başkanım, çok sağ olun. Pötürge Dernekler Federasyonu Kurucu Başkanı sevgili Cihan Akköse'nin yanındayız. Bugün 6.sı düzenlenen tanıtım günleri hakkında ondan da duygu ve düşüncelerini alacağız. Malatya büyük bir deprem geçirdi. Bu felaketle ilgili bir sürü yaralar sarıldı, bir sürü yardımlar toplandı. Ben sözü kendisine bırakıyorum uzatmadan. Teşekkür ederim ben de size. Hoş geldiniz diyeyim. 6.sını düzenlediğimiz geleneksel Malatya tanıtım günleri, hemşeri günleri diye. Şimdi tabii ki çok güzel bir atmosfer oluyor, çok güzel bir organizasyon oluyor. Bütün Malatya'yı burada buluşturuyoruz. Daha doğrusu Malatya'yı buradaki İstanbul'dakilerle buluşturuyoruz. Fakat tabii geçtiğimiz Şubat ayındaki yaşanan felaketten dolayı da çok üzgünüz, üzüntülüyüz. Rabbim bir daha öyle felaketler vermesin inşallah. Bugün biraz buruk ve hüzün burası. Yine de biz bu Malatya'yı burada insanları nasıl kaynaştırırız, nasıl bir araya getiririz hesabı yaparak bir organizasyon düzenlendi. Biz de buradayız, mutluyuz. İnşallah bunların devamı gelir. Malatya'mız için de yaraları sarmak için bir nebze de olsa bir katkımız olur diye düşünüyoruz. Oradan çünkü esnaflar geldi burada. Bir takım ticari amaçlı satışlar yapacak. Belki bir maddi katkısı olur Malatya'ya diye düşünüyoruz. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın bize. Amin. Çok teşekkür ederim başkanım. Ağzınıza sağlık. Çok önemli bir misyon üstlenmişsiniz. Yani dediğiniz gibi hem bir kültür akışı hem bir kültür geçişi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Zaten Malatya biliyorsunuz Doğu ve Güneydoğu'nun bir birleştirme noktasıdır. Hakikaten bütün Türkiye'yi Malatya deyince herkes merak ediyor. Herkes Malatya ürünlerini almak için böyle bir organizasyonu bekliyor ve geliyorlar. Ben herkese de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ettim. Şimdi öyle bir başkanın yanındayız ki bir iki başkanlığı yok. Hemen hemen çoğu başkanlıklarda aktif. Gençlerimize öncü. Kendisini tanıyalım. Sevgili Yusuf Başkanım, bir bahseder misiniz kendinizden? Evet, ismim Yusuf Usul. Makul Mastüp Teşkilat Başkanıyım. Aynı şekilde de İstanbul Avrupa Yakası Dernekler Federasyonu Genel Başkanıyım. Malatya Pütürge Üçkuşağı Derneği'nin de 15 senedir dernek başkanlığını yapıyorum. Yıllardır STK'ların içerisindeyiz. Dernekler Federasyonu'nun da
genel başkan yardımcısıyım. Yani birçok sivil toplum kuruluşunda hemen hemen çoğunda görevimiz var. Bir tek sevdamız var, ortak sevdamız o da Malatya. Malatya'nın STK'larını güçlendirmek için, onlara mümkün olduğu kadar tecrübelerimizle önce olmak için, anlattığı gibi arkadaşımızın gelecek olan gençlik nesilleri de yetiştirmek için var gücümüzle uğraşıyoruz. Bugün de gerçekten Malatya günlerimizi burada açılışını gerçekleştirdik. Depremden sonra belki bizim için zor olan bir etkinlikti. Yapalım mı yapmayalım mı diye bu konuda gerçekten çok. Ama tabii ki bir taraftan da insanımıza moral olmamız lazım. STK'ların da durduğu yerde yeniden Malatya'ya kaldırması için de mücadele vermesi lazım. Bizler de STK'lar olarak kendi ilimizdeki o moral çöküntüsünü, oradaki yaraları hep birlikte sarmak için, ayağa kalkmak için de var gücümüzle mücadele ediyoruz şu anda. Bugün de burada tabii Malatya günlerimiz başladı. Tabii 4 gün sürecek, dolu dolu geçecek inşallah. Sanatçılarımız var her akşam, burada her gün. Burada tabii bu etkinliği özellikle bu sene biraz daha formatı değişti. Desteklerinden dolayı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve nezdinde de tüm birimlerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten kapılarını bize açtılar. Her türlü bize burada desteklerini sağladılar. Yani depremden sonra ki il olduğumuz için de burada gerçekten bize çok büyük de destekleri var. Onlara sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tabii burada Malatyalılara çağrımızdır. Pazar gününe 12-15, bugün 12'siydi, 12 Ekim'di. Bugün açılışımızı yaptık. 15'ine kadar, pazar akşamına kadar devam edecek. Birlik beraberliğimizi simgelemek adına ve hep birlikte bir araya gelmek adına bu başlattığımız Malatya hemşeri buluşmasına tüm hemşerilerimizi Yenikapı Meydanı'na bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım, çok sağ olun. Sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim sete özellikle basın emekçilerimize de burada çok emek veriyorsunuz. Burada uzaktan yakından gelen tüm basın emekçilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok başkanım şimdi bir şey duydum. Sizin için bir lakap takmışlar. Malatya'nın atom karıncası diyorlar. Doğru mudur? Evet. Yıllardır tabii atom karınca lakabını aldım. Tabii öyle de kaldı. Malatya'nın atom karıncası olarak da birçok yerde bu şekilde bunu arkadaşlarımız bu şekilde hitap ediyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum ben. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili iş insanımız, aynı zamanda Malatya Spor Kulüp Başkanımız Adil Gevrek yanımızda, aynı zamanda STK'ların başlangıç noktası diyebiliriz, şahlanma noktası diyebiliriz. Onun fazla zamanı olmadığı için çok fazla zamanını çalmak istemiyorum. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Duygu ve düşüncelerini almak üzere. Evet, teşekkür ediyorum. Bugün Malatya Tanıtım Günleri 6.sı düzenleniyor. Özellikle emeği geçen hem Nazife Başkanı hem yönetimine, Federasyon Başkanımıza, Dernek Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu sene biraz farklı biliyorsunuz. Kendi memleketimizde, Malatya'mızda ve 10 ili etkileyen 6 Şubat depreminden ciddi yara aldık. Onun için biraz buruk geçiyor ama bu birliği, beraberliği de sağlamamız lazım. Buradaki Malatyalı hemşehrilerimizi ve İstanbul hemşehrilerimizin burada buluşması lazımdı. Bugün de ilk günü. Güzel bir katılım var. İnşallah pazar gününe kadar devam ediyor. Malatyalı hemşehrilerimizi burada omuz omuza verelim. Çünkü Malatya gerçekten depremde en fazla etkilenen illerden bir tanesi. Bu vesileyle Malatyalı hemşehrilerimizde ve diğer ille depremde hayatını kaybeden herkese Allah rahmet eylesin. Geri kalanlara sabırlar diliyorum. Bir an önce ayağa kalkmamız lazım. Yaralarımızı sarmamız lazım. İnşallah hep beraber ayağa kalkarız. Bu arada tabii onunla beraber her anlamda ayağa kalkmamız lazım. Kültürel, sosyal anlamda. Tabii Yeni Malatya Spor'u da biz işte biliyorsunuz 8 yıl başkanlığını yaptım. Bir sene ara verdim. Sonra baktık Malatya Spor iyi gitmedi. Keşke iyi gitseydi ama maalesef gitmedi. Malatya Spor'da da ciddi sıkıntılar var. Ciddi yaralar var biliyorsunuz. Bir kalecimizi kendi Ahmet Türk Aslan'ı kaybettik. Malatya Spor'da ciddi bir şekilde etkilendi.
hem Malatya'mızı hem yeni Malatya sporumuzu ayağa kaldırmamız lazım. Onun için de birlik lazım, beraberlik lazım. Bugün burada bu birliği, beraberliği görüyoruz. Sadece Malatyalı değil, İstanbul gibi tüm Malatya burada ev sahibi. Aynı zamanda İstanbul'daki hemşehrilerimizin, nasıl ki Malatya depremden Maraş, Hatay, diğer illerimizde bütün Türkiye oradaydı. Bugün de biz bütün İstanbul'daki hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi sağlayıp inşallah hem Malatya'mızı, hem yeni Malatya sporumuzu, hem diğer illerimizi hep beraber birlikte ayağa kaldıracağız. Çok teşekkür ederim başkanım. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Malatya Spor bu sene ligde değil, ligde katılmadı. Çünkü depremin ciddi bir şekilde, dediğim gibi, bu dört ilin en fazla zarar gören, yara alan bir ildeydi. Bir de futbolcumuzu kaybettik. Onun için yeni Malatya Spor'un bu sene ligde çok zordu. Oraya futbolcu getirmek psikoloji anlamda, her anlamda zordu. Liglere katılmadık. Seneye kaldığımız yerde devam edeceğiz. Ama onun öncesi tabii ki Malatya Spor'un sıkıntısı var. Malatya Spor'un transfer tahtası kapalı. Onu da İnşallah hep beraber birlikte, biz yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber üstümüze düşeni yapıyoruz, ama sadece bizim yapmamız yetmez. Bunu hem siyasetliyle, sivil toplumuyla, iş adamıyla hep beraber birlikte yeni Malatya Spor'u ayağa kaldırmamız lazım. İnşallah bunu da hep beraber birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim başkanımız. Çok sağ olun. Şimdi kıymetli iş insanımız, has pötürgeli. Çünkü bunu söyleme gereği duyuyorum. Çünkü niye? Her haliyle has pötürgeli. Kendi özünden kopmamış, değişime uğramamış, asimile olmamış. Sevgili iş insanımız Ramazan Paşa'nın yanındayız. Kendisi aynı zamanda yeni dönem Pötürge Belediye Başkan adayı. Kendisinden bir iki kelam alalım. Hem tanıtım günlerimizle ilgili, hem de Pötürge ile ilgili düşüncelerini alalım. Projeleri varsa onu alalım. Bir kendisini dinleyelim, kulak verelim. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Mesut kardeşime de teşekkür ediyorum. Ramazan Paşa'nın olarak ben iş insanıyım. 35 yıl iş insanlığından görev yaptım. Kendi şirketimi yönettim. Kendi şirketimi iyi bir yere getirdim. Çoluk çocuğumu büyüttüm, okuttum. 4 çocuk babasıyım. 2 tane mühendis, bir doktor, bir ev kızı yetiştirdim. Ellerinizden öpsün. Kendimi bu sattan sonra da Pötürge'ye ayırttım, adadım. Şimdiye kadar yapılan bütün belediye başkanlar belki çok şeyler yapmışlardır. Ama benim düşüncelerim farklı. Pötürge'deki genci Malatya ile İstanbul'a getirmemek şartıyla iş imkanı sağlayıp Pötürge'li Pötürge'den çalışıp para kazanacak, hem evinde oturacak, hem de kendi Pötürge'de para kazanacak. Projelerim var. Çok projelerim var. Onu buradan söyleyemem. İlerleyen zamanlarda zaten aday adalığım belli olduktan sonra, Allah'ın izniyle. Allah hayırlıysa başta hayırlı bir şekilde bana nasip etsin. Hayırlı değilse hayırlı olan bir arkadaşa nasip etsin. Pötürge'ye faydası olan bir arkadaşa nasip etsin. Ama o en hayırlısı şu dönemde, şu gün kendimi görüyorum. Tabii ki benden üstün olanlar da vardır. Herkes bir sana iki bana, bir sana iki bana diyen kişilerden değilim. Allah önce Pötürge için hayırlı olan bir başkan olsun. O başkan da ben olayım. Ramazan abi, çok teşekkür ediyorum. Fakat eklemek istediğim bir şey var. Ramazan abi gördüğünüz gibi çok 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 aşırı mütevazı bir insan. Bir gerçekten bir Pötürge'ye yakışır bir şekilde konuşuyor. Ne diyor? Hayırlısı neyse olsun, eğer başka bir hayırlısıysa diyor, o olsun diyor. Bir de düşünceleri fark ettiniz mi bilmiyorum. Pötürge'nin Pötürge'de kalması noktasında oraya ticari yatırımlar, ticari iş imkanları, yani bu çok önemli bir şey. Çünkü yıllar yılı Pötürge göç vermiştir. Yani bir bakıma kültür bölünmesinin de önüne geçecektir. Çünkü biz 9 yaşında, 10 yaşında küçük pazara, Süleymaniye'ye gelmişler bu insanlar. Anneye hasret kalmışlar, babaya hasret kalmışlar, eşlerine hasret kalmışlar, çocuklarına hasret kalmışlar. Bir bakıma burada da yani bu özlemi de bitirecek. Pötürge'ye ben inanıyorum faydalı olabileceğini. Bir de önemli olan şu, ben her zaman şu kanaatteyim. Belediye başkanları ticareti iyi yapan insanlardan olmalı. Çünkü belediyeler aslında bir ticarethane. Çünkü şöyle ticarethane, eğer ki muhasebeyi düzgün yapabiliyorsa, bir sektörü zarara uğratmıyorsa,
O zaman o ülkeyi de zarara uğratmaz, ayağa kaldırır. Doğru muyum bilmiyorum. Mesut kardeşim doğru bir şey söyledin. Onu ben söyleyecektim, ağzımdan aldın. İyi ki de söyledin. Bir belediye başkanı ticareti bilmeyen biri olursa o belediye para kazanamaz. Belediye nasıl şekil para kazanır bilmez. Bir şirketin iyi yöneticisi olursa o şirket büyür. Para kazanır, para kazanma yollarını da çok iyi bilir. Ticaret adamı ticarettir. Şimdi biz ilk 86'da İstanbul'a ayak bastığımda okumak için geldim İstanbul'a. 3-5 sene okuduktan sonra o arada da ticarette atıldım. Amcamla beraber yaptığımızda amcaya dedim ki amca bu şirketi benim elime ver. 5 sene sonra sen git evinden otur. Ve öyle de yaptım. Çok şükür. Bugün de Pütürge için genci artık oradan ayrılmaması için ne yapılması lazım onu yapacağım. Ve yapılacak işler de çok. Çok 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 çok. Pütürge'de öyle bir işler var ki İstanbul, Malatya, İzmir, Bursa veremez. Pütürge'de iş imkanı çok. İş imkanı yok diyorlar ya, iş imkanı çok. Gerçekten çok. Ama hepsini söyleyemem şimdi. Aday adayın açıklandıktan sonra ben bunları hepsini tek tek söyleyeceğim. Neden para kazanılır? Neden işte birikim yapılır? Ne iş yapıp da işte gençleri burada durdurmak lazım? Ben köyleri gittim gezdim. 55 köy, 68 tane muhtarlık var Pütürge'de. 55 köyü gezdim. 55 köyden 55 tane çocuk yapacak genç yok. Ben o gençleri oraya tekrar döndürüp kendi köyünden oturacak ve para kazanacak, çoluk çocuğun yanında da oturacak, o güneşi, o havayı, o temizliği teneffüs edecek. Çok teşekkür ederim. Umarım Pütürge için hayırlı olur. Ben Ramazan abiyi çok eski tanıyorum. Yani bunu söylemek istiyorum. Bu da benim kendi şahsi düşüncem, şahsi fikrim. Özü, sözü şeffaf. Yani göründüğü gibi, göründüğünden ibaret. Ramazan abi, bak Ramazan abi diyorum. Ramazan abi göründüğünden ibaret. Duyguları, düşünceleri bu şekilde. İnsan göründüğü gibi olmazsa yolu kısadır. Havayla, boş atmayla işler yapılmaz. Belediye başkan olunmaz. Şirket sahibi olunmaz. Yolu kısa olur. Ama dürüst yaparsan, sağlam yapsan, Allah için yaparsan. Ve Allah için yaparsan her şey güzel olur. Bak bir de bir şey daha söyleyeyim. Mesela ben belediyeden bana verilecek maaşı almayacağım. Neden almayacağım? Duyduk mu? Bir belediye başkanı olarak belediyenin, yani belediyeden devletin vermiş olduğu maaşı istemiyorum diyor. Nedenine bakalım. Nedeni şöyle. Benim öyle bir paraya çok şükür ihtiyacım yok. Allah'tan ben bir tane istedim. Allah şu anda 100 tane vermiş bana. O imkanımı bu saatten sonra ömrüm yettiği kadar bana yeter fazla. Çocuklarım da büyük, işleri de var. Herkes para kazanıyor. Benim param da bana yettiği için ben o paramı belediyenin fakir fon derneğine yatacak. Öncelikle Pütürge'de yaşayan hitimlere, dul kadınlara ve fakir insanlara, yani fakirlerin elektriğini, suyunu ödemeyen ya da yol parası olmayan kişilere her ay standart olarak dağıtacağım. Bu biz bir, başkanımızın bu bir, ağzından bu bir, hemen bak projeleri aldık. Bu bir, önemli. Bu bir. İkincisi belediyeden bir başka köye gitmeyip de evime doğru gideceğim bir gün. O gün kendi şansi arabamı kullanacağım. Yani şansi arabamla evimden belediye şansi arabamı kullanacağım. Allah'ın izniyle devletten gelen az da olsa kullanmamaya çalışacağım. Bunu Pütürge'lere ve Mesut kardeşimin yanında söz veriyorum. Zaten bunu ben 3 senedir çalışıyorum Pütürge'de. Bunu herkes de biliyor köyde de. Köylere demişim benim maaşım öncelikle hitimlerin, sonra dul kadınların, sonrasında da köyde fakir olan insanlarındır. Başkanım ne mutlu. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Şimdi sadece bak başkanım dedim ağzımdan çıktı ha. Acaba inşallah, inşallah, inşallah. Yani benim yüreğim temiz. Pütürge'ye hayırlısı neyse o olsun. Ama yani mutlu olduğum şey şu. Devletin imkanlarını devletin insanlarına, kendi halkına kullanmak için söz aldık. Ben maaş almayacağım. Veya devletin bana sunmuş olduğu diğer imkanları kullanmak istemiyorum. Tamamıyla bununla ilgili bir fon oluşturacağım dedi. Bir şey daha dinliyoruz. Bir şey daha söyleyeyim.
Ben askerde Hakkari Yüksekova'da yaptım. Bölük komutanım vardı. Diyordu ki oğlum, devletin malına gözünü uzatan tüy bitmemiş itimin hakkı var. Ben de ona çok dikkat eden biriyim. Ve öyle yapacağım ki Allah'ın izniyle ilk 1,5 sene içinde zaten Türkiye Cumhuriyeti bunu görecek. Ne güzel. Şöyle söyleyeyim. Yani bizim en çok ihtiyacımız olan şey zaten Allah korkusu olan, göstermede değil, gerçekten Allah korkusu olan yöneticilere, iradecilere, idarecilere ihtiyacımız var. Hayırlısı olsun Allah'tan. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun.